Değerli kardeşlerim, herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Son zamanlarda birçok adaylarımızdan olumsuz kötü haberler almaya başladık. Biz bu haberleri artık eğitim bekleme döneminin son zamanlarına doğru e, maalesef bu durumu yaşadığımız e, gerçeğini yansıtır sizlere karşı arkadaşlar. Şimdi herkesin eğitim beklediği süreçte. Herkes bir şekilde ortalığı kurcalıyor CİMER'e yazıyor ee, diğer türlü başka yerlere yazıyorlar yani biz eğitim bekleyen adaylara her zaman için diyoruz ki arkadaşlar sakin olun sabredin az kaldı hazır olun yakında biz sizlere zaten eğitim bekleme döneminin yakın zaman aralığını sizlerle birlikte paylaşmıyor muyuz arkadaşlar? Ama gel görelim ki her kardeşimiz tabii ki anlıyorum sizi heyecanla karakola sorduruyor, cimere sorduruyor, kurcalıyor. Yani siz 100 kişinin içinde kendinizi kendi elinizle ifşa ediyorsunuz arkadaşlar. İfşa ediyorsunuz. Bir adayımız elenmiş. Aday sollandırılmış. Neden elenmiş? Orasını kendisi bilmiyor. Sağlık raporunun da hallettiğini düşünüyor ve bu kardeşimizle yakından ilgileniyorum. Arkadaşım, bir sıkıntım var mı? Soruşturma sırasında herhangi bir mukatın oldu mu veya sağlık raporunda bir sıkıntı oldu mu? Örnek veriyorum diyorum. Bu söylediğim kişi gerçek yani anlatıyorum arkadaşlar. Yok abicim, benim sağlam raporum var. Soruşturmam da. Ee, güvenlik soruşturmasında herhangi bir sıkıntım da olmadı. Geçmişte de bir sıkıntım olmadı. Düşünüyoruz ya arkadaş bu çocuğun soruşturmasında geçmiş dönemde yaşadığı trajedik bir olay yok. Sağlam raporu da var. Bu neyden kaynaklanıyor? Düşün düşün düşün. Gözlerimizde artık çanak göz, gözlerimiz çanak gibi olmuş artık. Hani binlerce kişi bize yazdığı için bizde artık kimseyle vakit ayıramıyoruz arkadaşlar. Bizim de kendi işimiz var. O kardeşimizle ilgileniyoruz. Kardeşimiz raporunu atıyor bize. Biz de derinden incele, inceleri inceliyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz işte sağdan genel cerrah, tahliye, üroloji, ee, kulak, burun, boğaz, göz, o, bu her şey baştan sona kadar inceliyoruz. Ondan sonra bakıyoruz ki bir patlak var raporun içinde. Hastane bu raporu olumlu bir şekilde e, TSK'ya göndermiş. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na göndermiş. E, hastaneye e, hastaneye göndermiş. Yani raporu göndermiş başarılı bir şekilde arkadaşlar. Sağ olsunlar. Yani küçük bir sorun da olsa bunu görmezden gelmek de güzel bir şey. Gerçekten takdir edilmek gerekiyor. Bu rapor inceleniyor. Tekrardan bakılıyor ki raporda TSK'nın Sözleşmeler Yönetmenliği'nde Madde olarak Aykırı gelen bir tanı var arkadaşlar Adayımızın Elenme söz Elenme söz konusu olarak Nedeni şudur Karaciğer tıkanması varmış arkadaşlar Karaciğer tıkanması olduğu için Kanunen Sözleşmeler yönetmenliğinde Bu aday e, Bu hakkı Maalesef taşıyamıyor Ve bundan dolayı eleniyor Şimdi arkadaşlar sizlere detaylı bir şekilde anlatalım. Hastanenin verdiği rapor olur raporundan sonra TSK sizin raporunuzu en ince ayrıntısına kadar kontrol eder. Şimdi sizler orada 12 doktordan onay alıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri sizin raporunuzu hemen masadan çıkartıp Ali Mehmet tamam işlendi demiyor. O raporu Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevli doktorlarımız da inceliyor arkadaşlar. Görevli doktorlarımız da TSK'nın bir üst düzeyde e, örnek veriyorum. Subay gibi bir doktoru bakıyorlar, bakıyorlar, bakıyorlar. Diyorlar ki ya Ali Mehmet'in karaciğer tıkanması var. B6 maddesi sözleşmeler yönetmenliğine aykırı. Bu durum olumsuz. Ne oldu? Aday sonlandırıldı. Sonra ne oluyor? Ya abicim ben Sor, güvenlik soruşturmam iyi geçti benim mukatım yok raporum da tamam hak veriyorum sana ama ki böyle durumlar yaşanıyor arkadaşlar sizin raporunuz TSK'ya gittiği zaman orada inceleniyor arkadaşlar yani e, siz hastanede giriyorsunuz TSK da sizlerin raporu raporunu işliyor e, inceliyor öyle işliyor arkadaşlar yani kaba hesap işlemiyor yani ondan sonra arkadaşlar şimdi Güvenlik soruşturmasına gelecek olursak 45 günlük bir soruşturma süreci var arkadaşlar. Ortalama 45-50 gün. Mahkeme süreci yaşıyorsanız bu sizin eğitim döneminizin de e, eğitime kadar uzadığının da bir parçasıdır. Ama herhangi bir mahkemeniz yoksa bir tanıklık yoksa tamam. Sıkıntı yok. Tanıklıktan dolayı da kimse elenmez arkadaşlar. Yani e, öyle düşünüyorum. kimse Daha görmedim yani. Şimdi sizler güvenlik soruşturmasını e, kurcalıyorsunuz arkadaşlar. Cimer'e yazıyorsunuz. 2022'ye bir sözleşmeler dönemeyim. Akabinde hastane işlemlerini başarılı bir şekilde tamamladım. Benim güvenlik soruşturmam nedir? Kendi elinizle kendinizi ifşa ediyorsunuz arkadaşlar. Yani siz o yazıyı yazdıktan sonra Cimer e, yetkili kişilere isminizi gönderiyor. O adamlar sizi inne gibi inceliyor. İnne gibi bak. inne gibi. İnne iplik gibi inceliyor. Ayrıntılı bir şekilde. Yani atlayacağı küçük bir nokta da varsa arkadaşlar siz onu kendi elinizle kaybediyorsunuz. Ben burada her zaman ne diyorum? Arkadaşlar bakın kurcalamayın. Kurcalamayın ya. Biz burada bir şey söylüyorsak bir bildiğimiz var. Biz bu işi bugün yapmıyoruz ki. Yıllardır yapıyoruz. Şu kadarını anlatayım size. Ben bu işi YouTube üzerinde 4 yıldır, 5 yıldır yapıyorum. Yani sizin kadar böyle zorlu bir dönem görmedim arkadaşlar. Önceki kardeşlerimiz de beklediler, sabrettiler. Olur dediler, abimize güveniyoruz. Abimizin bir bildiği varsa, bir bildiği vardır ki bizi bu şekilde bekletiyor dediler. Şu şu anda da görevindeler. Ee, ekmeğini yiyorlar, vatanımıza, milletimize hizmet ediyorlar. Ama siz raporu vermişsiniz, aradan bir ay geçmeden cimere yazıyorsunuz soruşturmam ne oldu? Hastane raporum işlendi mi? Arkadaşlar bunlar sizi ifşa eder ya. Sizler bunu yaptığınız zaman iyiliğinizi yapmıyorsunuz ki. Bana söylüyorsunuz artık kafam kaldırmıyor. Diyorum ki tamam yazın ya. Madem istediğiniz bu mu? Yazın arkadaşlar. Görmüş olacağınız risk almak istediğiniz nokta buysa yazın bakın. Biz de görelim. Siz de gerçeğin yansımasını kendi gözünüzle görün. Arkadaşlar bu durumları bakın biz bugün yaşamıyoruz, dün yaşamıyoruz. Yıllardır yaşıyoruz. Lütfen birazcık kendinizi bu yönde törpüleyin. Kendinizi bu yönde biraz daha şey yapın arkadaşlar. Kontrol altında tutun. Herkese şimdiden hayırlı olsun. Eğitim dönemleri yakın bir zamanda açıklanacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini aldık. Yakın bir süre aralığında atamalar tekrardan Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla raporlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gitmiş. Eee, nokta artık nokta atışı diyebiliriz. Yakın bir zamanda eğitim atamaları gerçekleşmiş olacak kardeşlerim. Bana vakit ayıran her kardeşime teşekkürlerimi iletirim. İyi akşamlar.